Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere analog kamera sistemi kuracaksanız kullanabileceğiniz malzemelerden, kameralardan, kayıt cihazından ve kablosundan bahsedeceğiz. Bizim kullandığımız kamera markası Hikvision. Marka diye ya Hikvision kullanıyoruz ya da DAWO'yu tercih ederdik bunun yerine. Fiyat performans anlamında. Farklı markalar da var. DAWO'nun Hikvision'ın üstünde. Onlar daha maliyetli olduğu için kullanmıyoruz. Yine daha düşük maliyetli kameralar var Hikvision'ın haricinde. Bunlar da biraz daha alt segment diye kullanmıyoruz. Hikvision üst segmente yakın, orta kalitede bir malzeme. O yüzden Hikvision ürünlerini tercih ettik. Biz genelde biliyorsunuz şu ana kadar yaptığımız tüm projelerde IP kamera ürünleri alıyoruz. Kamera IP, kayıt cihazı IP kamera. Kablo yerine de yine internet kablosu kullanıyorduk. IP kamera büyük şirketlerde ve geniş alana yayılacaksanız IP kamera kullanmak daha mantıklı oluyor. Neden? Switch'ten switch'e uzatarak, atlayarak bir şekilde gidiyorsunuz. Network'ünüzün olduğu her yerde kamera sistemini çalıştırıyorsunuz. Poi switch'inizi de kullanarak. Hani ben şirket olarak kullanacaksanız, ufak bir ofisiniz yoksa yani böyle tek odalı ya da 8 kameradan daha fazlaya çıkacaksanız ya da 16 kameradan daha fazlaya çıkacaksanız ne öneririm? Genelde IP sistemleri öneriyorum. Yönetimi ve kurulumu daha kolay olduğu için. Fakat küçük yerlerde bakın bunun gibi mesela 3 kameralı bir sistemi biz gidip ne yapıyoruz ya da 8 kameralı, 6 kameralı sistemleri analog kamera olarak kuruyoruz. Kayıt cihazımız 8 kanallı. Şöyle gösterelim. 7100 serisi olarak geçiyor kayıt cihazımız. Bu da Hikvision ürünü. Poi'ye özelliği yok. Çünkü neden? Sistem analog. Analog sistem olduğu için bir tane adaptör de kullanmanız gerekiyor. Adaptör bizim elimizde var diye almadık. Kayıt cihazımız bu şekilde. 8 kanallı almamızın sebebi elimizde olan mevcut kameraları da kullanacağız. Bu kameralar 3 tane kamerada dahil edeceğiz. 5 tane de elimizde kamera vardı. Ne yapıyor? 8 kameralı bir sistem kuracağız. Şöyle bir kablomuz var. CCTV kablo 100 metrelik. Bu da internet kablosu kullanamıyorsunuz ket altı. O yüzden CCTV kablosu kullanmanız gerekiyor. Özel kamera kablosu. Bunu da yanında aldık. 2 tane kameramız var. Bunlar tarot olarak geçer. Yani biraz daha doma benziyor. Yuvarlaktır. Bunları iç ortamda genelde tercih ederiz. Bunları da dış ortamda su geçirmediği için. Kameraların boyutu epey bir küçük. Küçük olmasının sebebi hani bu analog HD olarak geçiyor. Fiyat performans ürünü. Görüntü kalitesi IP kadar yüksek değil ama IP'ye yakın bir kalitesi var. Yani el kadar bir kamera. Şöyle küçücük top gibi bir şey. Şunu da mesela açalım. Fiyatlarına gelecek olursak bu ortalama 65-70 dolara piyasada bulabileceğiniz bir cihaz. Artık araştırmada da bağlı. Günden yani satıcıya göre fiyat değişiyor. Bunu da 17-18 dolara alabileceğiniz kameralar bunların her biri de. Piyasada bakarsınız. İnternetten de bulabilirsiniz. Biz ürünü şöyle yazalım. Artık siz hangi satıcıdan, internetten uygun buluyorsanız oradan alın ama Hikvision'da çakma olur mu bilmiyorum da satıcıya da dikkat edin. Güvenilir bir yerden almaya özen gösterin. Hikvision yine bu da el kadar. Ufak bir kamera. Yani görüyorsunuz avuç içi kadar. Bunun daha büyükleri de oluyor ki kullandıklarımızda. Kablomuz. Bu da arkadaşlar piyasada 15'e bulacağınız, ortalama 15 dolar civarında 16 dolara bulabileceğiniz bir kablo. Fiyatlar dediğim gibi satıcıya göre değişir. Toplamcınıza göre değişir. Çok takılmayın. Zaten fiyatları çok pahalı değil. Ürünler bu şekilde. Analog sistem kuracaksanız bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz. Mesela evinizde kullanabilirsiniz. Sitede kullanabilirsiniz. Sitelerde. Bu tarz projeleriniz olursa açıklama kısmından ve yorum kısmında sorarsanız mail hakkında kısmında mail adresimiz var. Oradan ulaşırsanız sizi montaj konusunda en tecrübeli arkadaşa yönlendiririz. Hem ürünleri alabileceğiniz hem de montajını İstanbul için de destek sağlayabilecek arkadaşlarımıza sizi yönlendiririz. Hani sitelerde, evinizde bu tarz sistemleri kullanabilirsiniz. Marka gönül rahatlığıyla genelde kurulduktan sonra pek problem çıkarmıyor bu tarz iyi markalarla çalışırsanız. Montajında da sıkıntısız yaparsa mesela bu kabloyu çıplak yürütmek yerine dış ortamda özellikle spreyle yürütmezse yarın bir gün gelir bir kesik atar. Kabloyu ya kanala alırsın ya spreyle alırsın. İşçilik de önemli yani sadece ürünler değil. Hem ürünler konusunda hem de işçilik konusunda size en iyi desteği verecek arkadaşlara hani kendi çevremden yönlendirebilirim. Hakkında kısmında mail adresi var. Oradan proje için ulaşabilirsiniz. Ufak tefek projeleri farklı, çok kapsamlı geniş projeleri farklı ekiplere yönlendirebiliriz. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın. Genel anlamda bir bilgi vermek istedik bu kadar anlatacaklarım.